Şimdi bu oturumdan Nurhan'ım ve ben olacağız. Biz de benzer bir hikayeyle geleceğiz. Hani hep söylüyoruz ya gerçekten yaşanılan duygular öznel olsa da, kişiye has olsa da aslında benzer şeyler yaşıyor birçok insan. Şimdi bunu daha iyi görmüş olacağız. Ben şöyle kısaca bir kendimden bahsedeyim. Sonrasında Nur Hanım'ı tanıtayım size ve sözü ona bırakayım. Ben psikoloji bölüm mezunuyum. Mezun olduktan birkaç ay sonra Nazan Hocam'la yollarımız kesişti ve ben psikolojinin çok keyif aldığım bir alanıyla, perinatal psikolojiyle tanıştım, yakınlaştım. O yıldan beri Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği'nin aktif üyelerindenim ve bu çatı altında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alıyorum. Bir taraftan nörobilim yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Tez aşamasındayım şu anda. Anne ve bebek ilişkisi üzerine bir tez çalışması yapmayı planlıyorum. Bu alanda çalışmalarıma devam ediyorum. Şimdi Nur Hanım'ı tanıtmak istiyorum izninizle. Nur Hanım 26 yaşında. İzmir'de yaşıyor. Ege Üniversitesi Moda Tasarımı mezunu. Şu anda da Açık Öğretim Adalet Bölümü öğrencisi. Mezun olduktan sonra farklı iş sektörlerinde çalışmış. 2020 yılında aldığı evlilik kararı ile birlikte işten ayrılıyor Nur Hanım. Sonrasında hayatında peş peşe değişiklikler meydana geliyor. Çalışan kadın rolüne veda ediyor. Hiç kimseyi tanımadığı bir semte taşınıyor. Ve evlendikten kısa bir süre sonra hamile kalıyor. Planlı bir gebelik sonrasında şimdilerde 18 aylık olan bebeğini dünyaya getiriyor. Nur Hanım doğumdan hemen sonra bebeğiyle hayal ettiği bağ kuramıyor. Bu noktada biraz zorluk yaşıyor. Ve çok farklı güzel bir şekilde bize ulaşıyor. Şu anda da terapi sürecimiz devam ediyor kendisiyle. Bize ulaşma şeklinden biz çok etkilenmiştik. Bunun detaylarını kendisinden dinlemenizi istiyorum. Nur Hanım bugün bizimle, belki şu an bizi dinleyen pek çok kadının kıyısından geçtiği, komşusu olduğu, yani yaşadığı ama dile getiremediği veya dile getirirken yer yer rahatsız hissettiği deneyimlerini paylaşacak. Buyurun Nur Hanım. Teşekkür ederim Beyza Hanım. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten hani zorlu bir sürece başlamıştık aslında. Ama şöyle ilk önce kendimi bahsedeyim. 26 yaşındayım, İzmir'de yaşıyorum. Dediğiniz gibi 2020 yılında bir evlilik kararı aldık. Onun daha öncesinde tempolu bir hayatım vardı, iş hayatım vardı, sosyal arkadaşlarım vardı. Yani evlilikteki gibi değil, bekarlıkta daha böyle gezen, dolaşan birisi olarak daha sonra evlendikten sonra bu sürece başladıktan sonra hayatımıza pandemi girdi. Pandemi sürecinde evlendik. Yani zorlu bir süreçti bizim için. Evliliğimiz de öyle kolay olmadı. Pandemide evlenince hani ben zannediyordum ki işte evlendikten sonra çok güzel böyle hayatımız olacak. Sürekli işte gezeceğiz, edeceğiz diye plan kurarken evde olmak zorunda kaldık. Bir anda iş temposundan çıkıp evde olmak, eşimin işe gittiği için sürekli evde onu bekleyen, yemek yapan, evi temizleyen bir kadın olmaya başlamıştım. Sürekli eşimin işten eve geleceği saati bekliyordum. Ve bu çok sıkıcı olmaya başlamıştı benim için. Yani arkadaşlarımdan uzakta bir semtte yaşamaya başladım. Etrafımdaki hiç kimseyi tanımıyorum. Konuşacağım, hani gidip gelebileceğim hiç kimse yoktu. Yani kendi kendime kalmak tam sıkıldım ve eşimle birlikte hani bir karar aldık. Dedik bir bebek sahibi olmalıyız artık. Planlı bir gebeliğim oldu. Gebeliğim sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet normal bir gebelik süreci yaşadım. Son haftalarda aslında hani normal doğum planlamıştık doktorumla. Normal doğum istiyordum. Daha sonra Halilegen'in hani ultrasonunda gördük ki boynuna kordon dolanmıştı. Ve sezaryenle doğum yapmak zorunda kaldım. Aslında hani o en birazcık oradan bir endişemiz olmuştu sezaryenle hani nasıl olacak da hiç kordon dolu bir şey olur mu diye öyle bir endişemiz olmuştu. Daha sonrasında sezaryen ile dünyaya geldi Ege.
Bizim serüvenimiz aslında bu süreçten sonra başlamış oldu. Ve ben böyle hayal etmemiştim diye bir başlık seçtik Beyza Hanım'la birlikte. Gerçekten de Ege doğduktan sonra hani benim hayalimde, aklımda kurduğum bir annelik vardı. İşte bebeğimle çok rahat bir şekilde anlaşabileceğim, onu hani... kolay bir şekilde uyutacağım, iyi bir şekilde emzireceğim, altına alacağım gibi hayaller kurarken onunla oyunlar oynayacağım, işte onun anlayabileceğim, hemen anlayabileceğimi zannettim. Ama öyle olmadı. Yani Ege ile eve geldiğimiz süreçten itibaren kolik bir bebek oldu Halil Ege. Ya uykusuzluk, sürekli her gece ağlaması, sakinleştiremiyordum, nasıl sakinleştireceğimi bilmiyordum. Çok gaz sancısı çeken bir bebekti. Yani ben de bu süreçte hep uykusuz kalıyordum. Bana yardım eden kişiler vardı. Evet, onlara çok teşekkür ediyorum. En başta eşim, kayınvalidem olmak üzere gerçekten bana çok yardım ettiler. Ama hani ben aslında şöyle de düşünüyordum. Onu sakin, neden sakinleştiremiyorum? Neden sakinleşmiyor? Uykusuz kalıyorum ve uykusuz kaldığım dönemde biraz öfke problemim oluşmaya başladı. Kendimce hani yeterli değil miyim acaba diye düşünmeye başladım. Daha sonraki süreçte göğsünde yaralar oluşmaya başladı. Yani göğsündeki yaralardan dolayı emzirmek o kadar acı verici bir durum haline geldi ki bebeğimi emzirmek istemedim. Emzirmek benim için yani çok zorlayıcı bir şeydi. Zoraki yapıyordum resmen. İnsanlar hani ya şöyle düşünüyorlar. Annelik hamile kaldığından itibaren senin için kutsal bir şey. Hani ondan önce hiçbir şey gelemez. Bebekten daha değerli hiçbir şey yok. Sadece onu düşünmek zorundasın. Kendini düşünmez yani... Düşünmek birazcık daha geri planda kalmalı. Hep bu şekilde düşünülüyor. Ama hani ben evde kalmam, zaten evlendiğim süreçte evdeydim. Bebek olduktan sonra da evdeydim. O kadar sıkılmıştım ki. Yani biraz dışarıya çıkmak istiyordum aslında. Ve çevremdeki insanlar Halil Ege'yi görmeye geliyorlardı. Pandemi sürecinde olduğu için bir rahatsızlık olacak mı diye sürekli böyle bir düşüncelerimiz vardı. Hasta olacak mı diye düşünceler vardı. Bu süreçte hani artık o kadar böyle tedirgin olmaya başladım ki hem kendimi sorguluyorum hem çevremdeki insanların düşünceleriyle söylemleriyle baş etmeye çalışıyorum. Bebeğimi emzirmek istemiyorum ama çevreme söylersem eğer nasıl annesin? Hani bebeğini düşünmüyorsun, kendi acını düşünüyorsun gibi söylemlerle karşılaşırım diye hep içime attım. Sanki hani 9 ay boyunca ben onu karnında taşımamışım da yani onu ben doğurmamışım gibi, sanki başkasının bebeğiymiş gibi hissetmeye başladım bu emzirme döneminde. Hani o kadar zorladı beni. Emmesin, hani keşke sütüm gelmese de emmese, işte ben bu acıyı çekmesem, hani emzirmek bu kadar zorlayıcı mıydı gerçekten diye düşünmeye başladım. Hani bu bir ay boyunca sürdü. Daha sonra göğsümde bir mastit oluştu. Çok sert bir şekilde bir kitle oldu. Daha sonrasında ateşlendim. Böyle bir rahatsızlık geçirdim. Ama bu süreçte de etrafındaki herkese işte Halil Ege'nin emmesi gerektiğini, hani onun hakkı olduğunu, emmezse nasıl beslenecek, anne sütünden daha yararlı bir şey var mı? Ya, sürekli bu şekilde söylemlerle başa çıkmaya çalıştım. Onlara hani ben emzirmek istemiyorum, şu an çok acı çekiyorum, hani mama versek olmaz mı gibi bir söylem söylersem eğer beni yargılayacaklar gibi düşündüm. Ben kötü bir anneymişim gibi
Yani öyle olacakmışım gibi düşündüm. Onlara kafasını her zaman kendimi düşünmek yerine başkalarının kafasındaki düşüncelerin hani ben onların kafasında nasıl bir yerde olacağım acaba diye hep bir sorgulama içerisine girdim. Dışarıya hani kimseye hiçbir şey söyleyemediğim için hep bunu içime attım. Hep böyle kafamda kurmaya başladım. Bu süre hani emzirmek istemediğim ve zoraki emzirdiğim dönemde de sürekli Halil'e karşı bir öfke artık içimde oluşmaya başlamıştı. Tamam artık emme. Emmesen olmaz mı gibi sürekli hem Halil'e karşı hem kendime karşı biz böyle tavırlar takınmaya başladım aslında. Kendime iyi anne olmadığımı, kötü bir anne olduğumu, işte hani bebeğini emzirmek istemeyen bir anne nasıl ne kadar iyi bir anne olabilir ki? Neden o zaman bebek kararı yapma kararı aldın ki diye kendi kendimi sorgulamaya başladım. Ama aslında yani başlıktaki seçtiğim cümle hani ben böyle hayal etmedim. Emzirmek benim için çok mutluluk verici, huzur verici. İşte bebeğimle emzireceğim, onu hemen uyutacağım. İşte kendi bebeğimle ilgili kararların hepsini kendim alacağımı düşünmüştüm. Ama hani kalabalık bir ailede olduğumuz için Halil'e asla kendi kararlarımı uygulayamadım. Ben hani hamilelik döneminde araştırmalar yaptım tabii ki. Bebeğe nasıl davranmam gerekiyor, neler yapmam gerekiyor, hani uyku eğitimi nasıl verilir, bunların hepsini araştırdım. Ama hayal ettiğimle gerçekteki olan annelik kavramı benim için çok farklı oldu. Etrafımdaki herkesin doğru bildiği şeylerle mücadele ettim. 40 gün boyunca bebek anne evden dışarıya çıkmaz. Hani bebeği kimseye gösterme nazar değer. İşte sütün var mı? Acaba hani sütün geliyor mu? Bebek aç mı? Ondan mı sürekli ağlıyor? Gibi söylemlerle başa çıkmaya çalıştım. Halbuki sütüm vardı. Yani akıyordu yani. Bebek emiyordu. Emme kuvveti gerçekten iyiydi Halil'in. Böyle zamanlarda hani sütümün yeterli olduğunu da kendim de biliyordum. Ama bir yandan da hem sezeryan acısıyla, hem göğüs acısıyla, hem de çevremdeki insanların söylemleriyle başa çıkmaya çalışıyorum. Uykusuzluğum var. Gece Halil'e hiç uyumuyor. Sürekli ağlıyor. Onu sakinleştirememem. Bir anne olarak bebeğini sakinleştirememek, bebeğini rahat bir şekilde uyutamamak. Yani ben öyle düşünmemiştim ya. Bebeğim ben de hani çok rahat bir şekilde uyutacağım. Onunla iyi vakit geçireceğimi, ona öfkelenmeyeceğimi, onunla rahat bir iletişim kurabileceğimi düşünüyordum. Ama bunların tam tersi olunca ben neden sakinleştiremiyorum ki bebeğimi? Ben neden ona yeterli değilim herhalde? O yüzden mi ben ona yeterli sevgimi veremiyorum? İhtiyaçlarını yeterli bir şekilde karşılayamıyorum mu acaba diye bunu düşünmeye başladım. Ve kendimi sorgulamaya başladım aslında. Bunun sonucunda sürekli internetten bebeğime nasıl davranmalıyım, nasıl bir anne olmalıyım, işte bebeğim her ay atladığında işte 6 aylıkken nasıl davranır ve anne ona nasıl davranması gerekir, işte etrafındaki kişiler ona nasıl davranması gerekir diye sürekli böyle bir araştırma içerisindeydim. Kendi doğrularımı, internetteki okuduğum doğruları yapmaya çalıştığımda çevremdeki insanların beni buna engellediğini, kendi kararlarımı kendim doğru bir şekilde alamadığımı fark ettim. Bu süreç beni daha da yordu. Yani alın dedim hani o zaman, tamam siz bakın, siz yani büyütün çocuğu, ben büyütmeyeyim gibi söylemler oluyordu artık. O kadar uzaklaştığımı düşünüyordum ki Halil'e'den. Tamam artık bu benim gerçekten hani yeterli değilim.
bir öfke de artık hissediyorum onunla karşı. Uyutmak istemiyorum, emzirmek istemiyorum. Başka şeyler yapmak istiyorum. Dışarıya çıkmak istiyorum, gezmek istiyorum. Bir saat daha olsun, böyle bir yürüyüş yapmak bana çok iyi gelecekti. Bebeğimle belki dışarıya çıkabilirdim. Yani hasta dahi olsa ben kendimi iyi hissedecektim. Sonuçta onu iyileştirecek olan kişi de bendim. Onunla ilgilenecek olan kişi de bendim. Benim buradaki ihtiyaçlarımı hiç kimse düşünmedi ve ben bu ihtiyaçlarımı da hiç kimseye anlatamadım. Çünkü hep yargılanacağımı düşündüm. Sen sonuçta annesin. Yani annelik, yani bu kavram neden bana bu kadar böyle içi dolu gelmiyor anlayamıyorum. Hani ben neden böyleyimi sürekli sorgulamaktan artık kafamda akıl almaz, yani çıkılmaz sorular içine girdim. Daha sonrasında ya düşünün de eşimle paylaştım. Dedim ki hani bana yardım et. Ben böyle böyle sıkıntılar yaşıyorum. Hani bunu sana da anlatamıyorum. Kimseye anlatamıyorum. Ailemden uzaktayım. Hani arkadaşlarımdan uzaktayım. Ve böyle bir sıkıntı yaşarsam beni yargılayacaklarına, kötü bir anne olduğumu anlasa işte kendi ihtiyaçlarını görmek için bebeğinden vazgeçiyor. Hani bebeğini nasıl ikinci plana atar gibi düşüncelere gireceğini hani söyledim. Ve ben yardım almam gerektiğini, benim buna ihtiyacım olduğunu söyledim aslında ona. Ama hani bir türlü bir yola giremedik eşimle. Bir türlü olmadı ve sürekli ben bunu kafamda düşündüm ama bir adım atamadım. Düşündüm, bir adım atamadım. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyordum. Ne, yani kime başvuracağımı da bilmiyordum. Nereye gitmem gerekiyor? Nasıl bir yol almam gerektiğini bilmiyordum. Böyle bir adım atmam gerektiğini biliyordum aslında ama etrafımdan da hani bir destek gelmeyince birazcık daha kendimi bu sürede beklettim. Kendimi iyileştirmem gerektiğinin farkındaydım. Bir şeylerin yanlış gittiğinin de farkındaydım. Ama Halil Ege'ye karşı öfkem vardı. Ona kızıyordum, yapmak istemiyordum ama daha sonrasında ona öyle davrandığım için çok pişman oluyordum, ağlıyordum. Hani senden özür dilerim, ben böyle bir anne olmak istemiyorum, ben sana daha iyi bir anne olmak istiyorum diye sürekli ona hani kızdıktan sonra bir iki dakika sonra öfkem geçiyordu ve çok üzülüyordum. Yani pişman oluyordum böyle yaptığımdan. Bu yani uykusuzluk da benim öfkemi arttırmada en büyük roldü aslında. Gece uykusu olmayan da hani kolik bir bebek olunca ne yapmam gerektiğini bilemiyordum aslında. Daha sonra yani 6. aydan sonra kolik bebekliği, kolik olması geçti. Daha rahat uyumaya başladık. Ama bu sefer de ayakta uyumaya alıştı. Hani hep kucaktaydı, daha sonra ayakta uyumaya başladı ve ben sabaha kadar ayağımda sallamak zorunda kalıyordum. Ve gene hani kolik bebekliği, ağlama, gaz sancılarımız geçti ama ben sürekli ayağımda sallayan, sabaha kadar ayağımda sallayan bir anne olmaya başladım. Hani gene bir şeyler düzelmiş değildi benim için. Daha sonra ilerletebilirim bebeğimle ilişkimi diye, nasıl bağlanma sorunumu güçlendirebilirim diye hani düşüncelerim devam ediyor kafamda. Hem bebeğimi iyi yetiştirmek istiyorum, hem kendimi iyileştirmek istiyorum, ona iyi davranmak istiyorum. Yani sizin hanımın da dediği gibi Instagram'dan görüyorum hani anneler o kadar çok bebeklerini paylaşıyor, altına kocaman kocaman yazılar yazıyor. Hani ben hiç Ege'yi paylaşmıyorum ve altına yazılar yazmıyorum. Hani ben onlar yazarken ben bebeğim hakkında öyle şeyler hissedemiyordum. Ben bebeğimi sanki hani önemsemiyormuş gibi görünüyordum aslında. Ama hani onu çok seviyorum. İyi ki hayatımda var. Yani iyi ki doğmuş. Hani yanımda bir nefes diye düşünürken ama bir şekilde de onunla işte çok
nasıl söylesem, yakınlık gibi hissetmiyordum aslında. Sanki başka birisi doğurmuş da yanıma gelmiş gibi hissetmeye başladım. Çünkü o kadar zorlanıyordum ki, hani uykusuzluk, yorgunluk, eve Halegi'yi görmeye gelenler, hani onlara kalabalık bir aile izlemiştim. Onların hani sürekli rahatsızlanıp, hastalanıp, pandemi, dışarıya çıkamamak, sıkıntılar, hani her şey benim o kadar üstüme gelmişti ki doğusalığıma bile hani rahat bir şekilde dinlenip yaşayamamıştım. Beni zorlayan süreçlerden bazıları bunlardı. Daha sonra aslında, yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama eşime hani söylemeden, yani eşime eşimden gizli bir şekilde kendimi iyileştirmem gerektiğini ve bunu kendim için yapmam gerektiğini düşündüm. Bunu nasıl yapabilirim işte diye sürekli araştırıyordum zaten. İnternette bir makale, hani makaleye denk geldim. Makalede anne ve bebek bağlanması adı altındaydı ve bu bağlanma sorununu birçok kadının yaşadığını ve bu gerçekten bu konuda yalnız olmadığımı, bunun ruhsal bir sorun olduğunu hani o zaman anladım aslında. Kendimi yalnız hissetmedim o yazıyı okuduktan sonra ve kendimi geliştirmek için, iyileştirmek için bir yol arıyordum ya, bu yol aslında benim bu makalenin sonunda karşıma çıktı. Bu makalenin sonucunda yazan kişi bir İngiliz profesörmüş. Bu profesör Lan Brighton'du. Kendisinin bir mail adresi bırakmış kendisi. Bu mail adresini mail atan kişilerin kendisine geri dönüş yaptığıyla ilgili bir yazı vardı altında, yorum vardı. Ben de hani birkaç gün daha böyle bekledim. Gerçekten bunu yapmalı mıyım? Acaba geri dönüş yapar mı? Olur mu ki? Nasıl olur? Vesaire diye sürekli kendi kafamda düşüncelerim vardı. Geri dönüş yapacağından aslında bir umudum yoktu. Ama kendisine Brookington'a Türkçe olarak bir mail attım. Dedim ki benim böyle kendi bebeğimle ilgili ve sıkıntılarım var. Ben bebeğimi sanki kendi bebeğim değilmiş gibi, kendi bebeğim gibi hissetmiyorum. Bebeğimle bağlantı kurmakta zorlanıyorum. Emzirmek istemiyorum. Bebeğimden korkuyorum. Bebeğimle dışarıya çıkmak benim için çok zulüm gibi. Sürekli emmek istiyor. Bebek arabasında uyumuyor. Ben onu dışarıda sakinleştiremiyorum. Bebeğim annesinde sakinleşmiyor. Ben ona yeterli değil miyim? Ben ona yeterli gelmiyorum. Benim böyle bir sıkıntılarım var diye Brookington'a mail attım. Ve kendisi de Türkçe olarak bana geri dönüş sağladı. Yani o kadar mutlu oldum ki, ben İngiliz bir profesöre yazıyorum. Ondan yani destek almaya çalışıyorum. Kendisi Türkçe mail atıyorum ve kendisi bana Türkçe olarak mesaj atıyor. O kadar hani mutlu oldum ki kendisinin bana yardımcı olmak istediğini yazdığı için bana bir test yaptı. Bebeğimle aramdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğu ile ilgili bir testti bu. Kendisi bana hani çok fazla yani aslında hani çok önemsenir bir şekilde bir bağlantı problemimin olmadığını söyledi. Ama gene de bir profesör arkadaşıyla görüşmemin daha doğru olduğunu, Türkiye'den bir profesöre yönlendireceğini söyledi bana. Ve kendisi Profesör Doktor Nazan Aydın hocamızdı. Onunla bir iletişime geçtik. Onun mail adresini vermişti. Ben ona mail attım, Nazan hocamıza. Nazan hocamla görüştüğümde benim Beyza Hanım'la, şu anki psikologum Beyza Hanım'la görüşmemizin daha doğru olacağını söyledi. Daha sonrasında Beyza Hanım'la bir telefon görüşmesi yaptık. Duygularım o kadar yoğundu ki, o kadar çaresiz, o kadar bıkkın, o kadar bitkin bir haldeydim ki Beyza Hanım aradıktan sonra herhalde ağlamaya falan başladım.
Yani benim bir yardıma ihtiyacım var, beni kurtarın dercesine bir arayıştı bu. Aslında hani bebeğimden kurtulmak istemiyordum. Bebeğimle olmak bana mutluluk veriyordu. Güzel bir şey bebeğimin olması. Bazı insanlar gerçekten zorluk yaşıyorlar ama ben çok kolay bir şekilde hani bir süreç içerisine girmeden kolay bir şekilde hamile kaldım. Gebeliğim çok güzel bir şekilde geçti. Hani bir zorlanma yaşamadım ama bebeğim doğduktan sonraki zamandaki koşullar beni çok yordu. Ben bunun farkındaydım. Beyza Hanım'a da bunu anlattığımda konuşmaya başladığımızda şunu fark ettim. Ben ne kadar rahatlıyordum ya. Yani benim bir şeyleri anlatmam gerekiyormuş. Beni yargılamayacak. Benim yani çok rahat bir şekilde dinleyecek birisine ihtiyacım varmış. O kadar rahatladım ki, o kadar böyle mutlu hissetmeye başladım ki. Beyza Hanım bana dedi ki, Nur Hanım yalnız değilsiniz. Senin gibi yaşayan o kadar çok anne var ki sen bunu yaşayan tek kişi değilsin dediğinde ya gerçekten mi? Yani ben bir tek hani bebeğini doğurmuş bir anne olarak sadece ben değil miyim yani? Hani onunla dışarıya çıkmaktan korkan, onun hani bebeğinden korkan tek kişi ben miyim? Kendi bebeği gibi hissetmeyen tek kişi ben değil miyim yani diye sordu. Yani böyle aslında benim gibi insanların olması, annelerin olması aslında beni birazcık daha rahatlattı. Bunları düşündükçe dedim ki neden dışarıdaki insanların düşüncelerini bu kadar önemsiyorsun? Konuşmaya, terapiye başladıktan itibaren bunları sorgulamaya başladım. Hani daha öncesinde ben iyi bir anne değilim sorgularken neden sen kendi yaptığın, kendi isteklerin sonucunda dışarıdaki insanların düşüncelerini önemsiyorsun. Sen ne kadar iyi olursan bebeğin o kadar iyi davranırsın, iyi olursun. Gerçekten de konuşmaya başladığımızda, terapiye başladığımızda ben sakinleşmeye başladım. Bebeğime karşı daha sakin bir anne olmaya başladım. Bu süreçte tabii ki de bebeğim büyüdü. Onun hani atakları, büyüme atakları olsun. Hepsi değişti. Ama hala öfkeli bir anne, ona kızan bir anne, onu benimsemeyen bir anne olmaya devam edebilirdim. Ben bu görüşmeye başlamakla o kadar iyi büyük bir adımın attığının farkındayım ki kendimi o kadar iyileştirmeye adadım ki yani diyorum iyi ki karşıma çıktınız. İyi ki o maili atmışım ve şu an burada olmak bana çok mutluluk veriyor. O kadar huzurluyum ki konuşmak, kendimi ifade edebilmek, rahat ve özgür bir şekilde anlatabilmek ve bazı kadınların benim durumumda olan insanların, annelerin gerçekten kendileri için bir adım atmadığını söylediğinizde çok doğru bir yolda olduğumu anladım. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse sizden değerli değil. Yani kendimiz için ne kadar adım atarsak, kendimizi ne kadar geliştirirsek ve ben öyle düşünüyorum. Kendimi geliştirdiğim sürece iyi bir anne, iyi bir birey, iyi bir çocuğuma karşı iyi bir rol model olacağımı düşünüyorum. Ve yalnız benim durumumda olan annelere yalnız olmadığını, terapinin gerçekten önemli bir ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum. İyi ki terapi alıyorum. Bundan asla yani nasıl diyeyim? Gocunmuyorum yani iyi ki diyorum ya iyi ki terapi alıyorum, iyi ki konuşuyorum, iyi ki bir şeyleri düzene sokmak için çaba göstermişim, yol almışım diyorum. Kimseyi önemsemeden, kimseyi
aslında kendi doğrularımızın bizi yönlendirdiği kadar yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve ben buradaki benim gibi olan annelere yardım almaları gerektiğini, hem kendileri hem bebeği için daha iyi olacağını söylemek istiyorum aslında. Kimseden korkmasınlar, yargılanacaklarını düşünmesinler. Çünkü ben öyle düşündüm ve çok geç kaldım. Şu an bebeğim 18 aylık ve ben bebeğimin o ilk 6 ay boyunca daha erken başlasaydım eğer, o ilk 6 ay boyuncaki trimester'ı daha rahat bir şekilde atlatabileceğimi düşünüyordum. Yani keşke daha önceden başlasaydım. O zaman bebeğimin o küçüklük, bebeklik dönemi tekrar geri gelmiyor. O yüzden ne kadar erken başlarsak o kadar doğru yolda olacağımızı düşünüyorum. Nur Hanım, gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum ben paylaşımlarınız için. Hani o kadar güzel anlattınız ki böyle ekranın ötesinden duygularınız buraya geçti. Yer yerde gözlerim dola dola hani dinledim sizi, sürecinize eşlik eden biri olarak. Gerçekten o maili iyi ki atmışsınız. Gerçekten iyi ki bizim yollarımız kesişmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de birkaç ekleme yapmak istiyorum izninizle. Nur Hanım'ın da söylediği gibi hani bizim sürecimiz aslında hala devam ediyor. Kendisi 18 aylık bebeğiyle görüşmelerimize hiç aksatmadan katılıyor. Hatta bazen Halil Ege de böyle görüşmelerde bizimle birlikte oluyor. Bu anlamda ben hani hem terapi sürecindeki işbirliği, gayreti için hem de bunları burada paylaştığı için çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Hani Sezin Hanım'ın konuşmasında da gördük aslında bunu, Nur Hanım'ın konuşmasında da. Hani genelde şuna çok sık rastlıyoruz. Gebeliği planlarken veya iyi gidip bir gebelikse eğer, o süreçte anne diyor ki hani bebeğimi kucağıma alır almaz her şey çok güzel olacak, çok güzel bir bağ kuracağım, hemen hissedeceğim o kutsal duyguyu, işte veya gözyaşlarıma hani hakim olamayacağım çünkü Instagram'da öyle anneler hep ağlıyorlar, ama işler her zaman böyle ilerleyemeyebiliyor. Bir tarafta idealler, beklentiler var, diğer tarafta da hani gerçeklik var ve bunları uyum sağlamak bazen düşündüğümüzden daha zorlayıcı olabiliyor. Bu da beraberinde yetersizlik gibi olumsuz duyguları getirebiliyor. Taze annenin beyni zaten hani hormonların da etkisiyle kendini suçlamaya veya işte hayır olmuyor, yapamıyorum demeye eğilimliyken, diğerlerinden gelen eleştirel söylemler her ne kadar iyi niyetli olsalar da olumsuz duyguların yoğunluğunu besleyebiliyor. Hani toplumumuzda, hatta birçok toplumda annelik böyle sıklıkla romantize ediliyor. Kafamızda belli bir kalıp var ve haliyle hani benim kendi deneyimim diğerlerinin anlattıklarıyla uyuşmadığında ben kendimi yargılıyorum, bir sorun var diyorum. Halbuki aksi de mümkün. Yani annelik öyle hani bizim öğrendiğimizin veya bize söylenenlerin aksine, doğumdan çıkıp bebeğimizi kucağımıza aldığımız anda yüklenen böyle hani salt içgüdülerden oluşan bir şey değil. Aksine zamanla öğrenilen bir beceri ve kişisel bir süreç. Bu noktada annenin etrafındaki insanlara da hakikaten çok iş düşüyor. Anneanneler, babaanneler, eşler. Bazen iyi niyetli olsa da sakarca söylemler olabiliyor. O yüzden yalnızca bebeğin ihtiyaçlarına odaklanmayalım. Bebeğin ihtiyacı olan şey zaten temelde annesi. Biz annenin ihtiyaçlarını karşılarsak anne zaten bebeğinin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Taze anneye destek olalım. Sahiden dinleyen bir çift kulak olalım. Yargılamaktan, böyle herhangi bir çözüm getirmeyen tavsiyelerden, eleştirilerden olabildiğince uzak duralım. Annelerimiz kendini yalnız hissetmesinler. Bakın istendiğinde hani Nur Hanım bunun gerçekten en güzel örneği bence. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Brockington'un Türkçesi yok. Google Translate kullanarak Nur Hanım'dan gelen maili İngilizce'ye çeviriyor. Sonrasında yine Translate'le İngilizce bir mail yazıp bunu Türkçe'ye çevirip o şekilde iletişim kuruyor. Hani yani yardım almak istediğinizde bu gerçekten bir şekilde mümkün. Size yardım etmek isteyen uzmanlar var. Lütfen hani alabileceğiniz desteklerden kendinizi mahrum bırakmayın diyorum. Teşekkür ediyorum Nur Hanım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Ben böyle bir sempozyumda olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Yani buraya konuşmacı olarak seçilebilmek de ayrı bir
emek olsa gerek. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Özellikle Beyza Hanım, size, bana kattığınız her şey için, beni sakinleştirdiğiniz için, bebeğime daha iyi bir anne olma yolunda bu süreçte bana destek olduğunuz için çok mutluyum. Yani bu kadar erken bir sonuç alacağımı aslında düşünmüyordum. Çok erken bir şekilde sonuç aldım. Belki üçüncü seansta falan da herhalde dedim ki Beyza Hanım, ben çok mutluyum, çok rahatlamış hissediyorum. Bebeğime karşı bütün hislerim, düşüncelerim tamamen değişti gibi sanki. Artık hani öfkelenmiyorum, onun yaptığı şeylere kızmıyorum. Artık mutlu bir anneyim. Onunla oynuyorum. Onun gelişimi için bir şeyler araştırıyorum, yapmaya çalışıyorum. Diye bunu ifade etmiştim. Bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Keşke daha öncesinde yapsaydım. Keşke daha öncesinde bu adımı atsaydım. Her şey daha kolay olabilirdi benim için. Hem de bebeğim için. İkimiz için de her şey daha güzel olabilirdi. Ama olsun. Ne kadar yolun biraz zorlasa da bundan sonraki sürecimiz daha güzel olacak. Daha bir iyi anne olacağım. Bebeğime daha iyi şeyler katabileceğimi düşünüyorum. Bu sürede benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Katkılarınız için de çok teşekkür ederim. Bütün katılımcılara da çok teşekkür ederim. Çok özel bilgiler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Burada belki şöyle bir ekleme yapabilirim ben. Nur Hanım'ın söylediği gibi biz terapi sürecinde gerçekten hızlı bir sonuç aldık. Nur Hanım erkenden hani böyle birkaç görüşme sonra bana şey söyledi. Ya Beyza Hanım, hani ben Halil Ege ile aramdaki ilişki iyileşmeye başladı. Burada şöyle bir durum var. Hani kişi özelinde bakmak gerekiyor. İşte o bağlanma dediğimiz şey, biz genelde hani attachment'ı konuşuyoruz, bebekten anneye olan bağlanmayı, anneden bebeğe de bir bağlanma var. Hani burada bir bozukluk, sıkıntı olduğu zaman bunun farklı sebepleri olabiliyor. Yani hani bunu kişi özelinde bakmak lazım. Acaba orada annenin ihtiyacı ne? Nur Hanım'ın ihtiyacı daha çok anlaşılmaktı. Hani bunları konuşabilmek, paylaşabilmekti. Biz bunu sağladık. Hani süreç değişkenlik gösterebiliyor. Bazen daha uzun olabiliyor, bazen daha kısa olabiliyor. Önemli olan vazgeçmeden gayret etmek diyerek konuşmamı tamamlıyorum. Nalan Hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı sizin? Aslında ben de bu sırada YouTube'dan da gelen yorumlar var. Onları da paylaşmak istiyorum ama öncesinde Nur Hanım'a değerli paylaşımlar için teşekkür ederim. Gerçekten hani Nazan Hocam'la ve Beyza'yla da aramızda konuştuğumuz bir şey, Nur Hanım'ın desteğe ulaşma şekli. Hani gerçekten çok farklı. Hani iyi ki bunu yapabildiniz. Hani iyi ki fırsatına ulaştınız ve o vesileyle bizlere ulaştınız. Burada önemli olan o yardıma ulaşabilmeniz ve gerçekten çok farklı hissettiren bir durum oldu bizler için de. Tekrar teşekkür ederim paylaşımlarınız için. YouTube'dan da gelen çok güzel yorumlar var. Çok teşekkür ediyorum. Bu anne bebek bağının ne kadar hani önemli oluşuna değindikleri için teşekkür ediyorlar. Bu Pınar Hanım, Pınar Koç, sevgili annelerin samimi paylaşımlarında çok yakınlık hissettim demiş. Loğusalığın zor geçmesinde gebelik ve doğum sürecimi suçluyordum. Bu öfkeyle barışmamı sağladınız, çok teşekkür ederim demiş. Gerçekten hani gebelik olsun, doğum sonrası süreç olsun, hani ayrı süreçler. Gebelikte bir şeyler yolunda gidebiliyor ama sonrasında bir şeyler yolunda gitmeyebiliyor. Ya da gebelik, doğum sonrasında bir şeylerin yolunda gitmiyor oluşu sadece gebelikle ilişkili olmayabiliyor. O yüzden hani bunun daha anlaşılır olması ve annelerin bu kendiyle barışmalarını sağlamasını duymak çok iyi hissettirdi. Gülhan Küçük Öztürk, her yıl katılırım, her yıl başka verim alıyorum. Emeklere bin sağlık demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli geri bildirimleri için. Berna Hanım hani çok teşekkür etmiş. Yine birlikte çalıştığımız isimlerden biri. Bu önemli konuda farkındalık oluşturduğumuz için, oluşturmaya çalıştığımız için çok teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Yusuf Bey,
çiftlerin, Mehtap Hanım'ın çocuk ile birlikte çiftlerin kendisine de vakit ayırması konusuna vurgu yapmış. Bu vurgunun önemli olduğunu paylaşmış. Çünkü gerçekten bu süreçte sonuçta bir annelik ve babalık rolü geliyor ama o iki kişi arasında devam eden de bir ilişki var. Yani dolayısıyla bu ilişki o annelik babalık rollerinin gerisinde kalırsa bu aslında çiftlere o ilişkiye iyi gelen bir şey olmuyor. O yüzden çiftlerin de kendisine vakit ayırabilmesi, birlikte de bir şeyler yapabilmesi, hani şartlar tabii mümkünse ama şartlar bazı zamanlarda zorlanabiliyor. Bunu yapabilmeleri çok önemli. Bakıyorum başka paylaşım var mı? Aybüke Aydın kıymetli paylaşımlar için çok teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Peki, ben tekrar Nur Hanım'a da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sanırım diğer oturumumuza geçebiliriz Beyza'cığım. Evet.